Afganistan'da Pençir'i ele geçirerek kontrolü tamamen sağladığını açıklayan Taliban, geçici hükümette yer alan isimleri de belirledi. Buna göre başbakanlık görevine vekaleten Molla Muhammed Hasan Akunt, başbakan yardımcılığı görevine Molla Baradar ve Abdüsselam Hanefi, başbakan vekilliğine de Molla Muhammed Hasan atandı. <laughs> Savunma Bakanlığı'na Mevlevi Muhammed Yakup, İçişleri Bakanlığı görevine Siracettin Hakkani, Dışişleri Bakanlığı'na da Molla Emirhan Muttaki vekaleten getirildi. Molla Fazıl Akkunt ise Genelkurmay Başkanı oldu. Başbakan Akund'un Birleşmiş Milletler'in yaptırım listesinde olduğu bildirildi. Siracettin Hakkani'nin başında bulunduğu Hakkani Ağı da ABD'nin terör listesinde bulunuyor. FBI, Hakkani hakkında bilgi getirene 5 milyon dolar ödül vaat ediyor. Taliban lideri Hibetullah Akundzade, ülkede kontrolün tamamen sağlanmasının ardından ilk kez konuştu. Akuntzade, İslam hukukuna aykırı olmadığı müddetçe uluslararası hukuka, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı kalacaklarını belirtti. Ülkedeki yönetimin ve günlük hayatın şeriat hukukuna göre düzenleneceğini ifade etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın duyurduğu geçici hükümette yer alan isimlere dikkat çekti. Bağlantıları ve geçmişleri nedeniyle endişeliyiz açıklaması yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Taliban'ın kendilerinden rehberlik talebinde bulunduğunu açıkladı. Griffiths, talebin Afganistan'a ziyareti sırasında geldiğini anlattı. Afgan halkına acilen insani yardım ulaştırmak için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı. Önce 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından biri 5,4 büyüklüğünde olmak üzere artçı sarsıntılar yaşandı. Meksika'da deprem sırasında gökyüzünde oluşan ışık dalgalanmaları dikkat çekti. Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin güneydoğusunu deprem vurdu. Depremin yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı. 7 büyüklüğündeki depremin ardından Amerikan Tsunami Uyarı Sistemi tsunami uyarısı yaptı. Bir süre sonra bu uyarı kaldırıldı. Depremin ardından Meksikalılar panikle sokağa çıktı. Koronavirüs salgını dünya ekonomilerini sarstı. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin kamu borcu hızlı şekilde artıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ülkelerin kamu borcu oranlarını açıkladı. Türkiye kamu borcu en düşük 3. ülke olarak listede yer aldı. Kamu borcunun gayri safi milli hasılaya %35'lik oranıyla Türkiye Estonya ve Lüksemburg'dan sonra 3. sıraya yerleşti. Kamu borcu en fazla ülkeler sıralamasında Yunanistan ilk sıradaki yerini korudu. Gayrisafi milli hasılaya göre kamu borcu oranları Yunanistan'da %236, Japonya'da %234, ABD'de ise %160 düzeyinde. OECD verilerine göre Kanada, Fransa, Avustralya, İngiltere, Almanya'da da kamu borcu, kişi başına düşen gayrisafi milli hasılaya göre Türkiye'dekinden en az iki kat daha fazla gerçekleşti. Rusya yeni bir siber saldırı suçlamasıyla karşı karşıya. Rusya, Vladimir Putin yönetimini ve Kremlin politikalarını tanıtmak için batılı medya kuruluşlarına hedef almakla suçlanıyor. İddialar İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi Suç ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı çalışmanın sonuçlarına dayanıyor. Çalışmada Rusya'nın uluslararası haber kuruluşlarına hedef alarak geniş çaplı bir propaganda faaliyeti yürüttüğü öne sürüldü. Araştırmaya göre 16 ülkede 32 haber sitesi hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Fox News, Fransa'dan Le Figaro, Almanya'dan Der Spiegel, İtalya'dan La Stampa, İngiltere'den Daily Mail Express bu sitelerden birkaçı. Binlerce sahte hesaptan Rusya ile ilgili haberlerin altına Kremlin'in çıkarlarıyla örtüşen yorumlar yapıldı. Bu da haber başlıklarının ve görünürlüklerinin değişmesine neden oldu. sahte kullanıcı profillerinin 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği, son zamanlarda ise Batı'nın Afganistan'dan çekilmesine odaklandığı belirtildi. Taliban'ın Afganistan'daki durumuyla ilgili bir haberde Rusya yanlısı 2500 yorumun yer aldığı görüldü. Çalışma, siber saldırıların ana akım haber sitelerinin güvenlik açıklarından yararlandığını gösterdi. Dezenformasyonun sadece sosyal medyayla sınırlı olmadığı da öne sürüldü. Fransa'da Yargıtay kararını verdi. Dünyanın en büyük çimento devinin terör örgütünü finanse ettiğini teyit etti. Fransa'nın Suriye'deki faaliyetlerini devam ettirmek için terör örgütlerine ödeme yapıp, insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen Fransız çimento devi hakkındaki Yargıtay kararı açıklandı. Fransa'da Yargıtay, Lafarge'ın DH'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açtı. Yargıta iddiaların yeniden incelenmesi gerektiğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın haberinde de şirketin terör örgütü DEAŞ'la ilişkisinin Fransız istihbaratınca bilindiğine dair belgelere yer verildi. Fransız kurumlarına ait belgeler şirketin terör örgütüyle ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini gözler önüne serdi. Belgelere göre Fransız istihbarat ve devlet kurumları Lafarge'ı bilgi kaynağı olarak kullandı ve şirketi terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı. Daha sonra durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. Lafarge terör örgütü ilişkilerine ilişkin skandal ilk olarak 2016 yılında gündeme geldi. Fransız basını şirketin terör örgütü DEAŞ'a haraç ödediğini, malzeme ve akaryakıt temin ettiğini yazdı. Şirket 2017'de Suriye sahasındaki silahlı gruplara ödemeler yaptığını kabul etti. İnsanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak suçlamasına ise karşı çıktı. Haziran 2018'de şirkete yöneltilen insanlığa karşı suçlara ortak olma suçlaması 2019 yılının Kasım ayında düştü. Suçlamanın düşürülmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları konuyu Fransız Yargıtay'ına taşıdı. Yorulukları... Yıllarca işgal altında tutulan Karabağ'da yaşanan insanlık dışı saldırıların izlerini silmek kolay değil. 3 Nisan 1993'te Kelbecer'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgali sırasında dağlara ve mağaralara saklanan siviller birer birer katledildi. Üzerinden geçen onca yıla rağmen katliam kurbanlarından bazılarının naaşına ulaşılamadı. Ancak Kelbecer'in işgalden kurtarılmasının ardından kentteki başsavcılığın talimatıyla Başlıbel köyünde katledilen 62 sivilin naaşları aranmaya başlandı. Şahitlerin verdiği bilgiler doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 12 ve 16 yaşında iki gencinde yer aldığı 12 sivilin naaşı bulundu. Yakınlarının gözetiminde alınan örnekler sonrası kimlikleri belirlenen 12 sivil yeniden aynı bölgede defnedildi. Ermeni güçleri Nisan 1993'te Kelbecer'i işgal etmiş, şehirden güvenli şekilde ayrılamayan siviller dağlara ve mağaralara sığınmıştı. Söz konusu dönemde 500'ün üzerinde sivil katledildi. 54 bin Azerbaycanlı ise bölgeden zorla göç ettirildi. Bosna Savaşı'nda çok sayıda masumun kanına girdi. Ceza alınca pişmanım dedi. Lahideki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 20 yıl hapse mahkum edilen eski Hırvat komutan tahliye talep etti. Mahkeme, eski general Milivoj Petković'in savaş ve insanlığa karşı suç işlediğine hükmetti. 2013 yılında Bosna Savaşı'nda işlediği savaş suçları nedeniyle hapis cezası verdi. <laughs> Savaş suçlusu Petkoviç, Lahey'de 2017 yılındaki duruşmada zehir içerek intihar eden eski Hırvat General Slobodan Pralyak'la aynı davada yargılandı. Cezasının üçte birini Belçika'da cezaevinde geçiren Petkoviç, erken tahliye talebinde bulundu. Ardından mahkeme başkanına el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup gönderdi. Savaş suçlusu eski Hırvat komutan, yaklaşık 30 yıl önce işlediği tüm suçları kabul edip pişman olduğunu ifade etti. Petković yaşanan vahşetin her gün gözünün önüne geldiğini ve bununla bir ömür yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Eski Hırvat general, yakınlarını kaybeden boşuna kalkına taziye mesajı iletti. Fransa'nın güneyindeki bir kasabanın belediye başkanı Julien Sanchez'i hakim karşısına çıkaran süreç 2011 seçimlerine dayanıyor. 2014 ye, 2014 ye... Irkçı Ulusal Birlik Partisi'nden aday olan Sanchez, sosyal medya hesabından siyasi rakibine karşı paylaşım yaptı. İki takipçisi de paylaşıma Müslümanlara hakaret içeren yorum yazdı. Sanchez'in rakibinin eşi, Fransız siyasetçiyle yorum yazan iki takipçiden şikayetçi oldu. Yerel mahkeme olayı etnik köken, ırk ve din üzerinden bir gruba karşı nefret ve şiddet esası üzerinden 2013 yılında karara bağladı. Sanchez'in sanal platformun asıl kullanıcısı olarak ana sorumlu olduğuna hükmetti. Fransız siyasetçi ile iki takipçisini suçlu buldu. Yerel mahkemenin bu kararla ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunan Sanchez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yerel mahkemeyi haklı buldu. İfade özgürlüğü ihlali olmadığına hükmetti. Sanchez'in Facebook hesabındaki yorumlar dahil tüm içerikten sorumlu olduğuna karar verildi. Takipçilerin bir grubu hedef alan nefret dolu mesajlarını kasten haftalarca silmediğine de atıfta bulunuldu. Mahkeme Sanchez'in bir siyasetçi olarak toplumun geneline karşı sıradan bir kullanıcıdan daha fazla sorumluluk taşıdığına da dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nde delta varyantı yayılıyor. Son bir haftada günlük ortalama 160 bin vaka kaydedildi. 1500 can kaybı oldu. Maryland eyaletinde bakım evini ziyaret yasaklandı. Ülkede nüfusun yalnız %54'ü tam aşılanmış durumda. Kanada salgın nedeniyle geçen yıl 21 Mart'ta kapattığı sınır kapılarını yeniden açtı. Sınır kısıtlamalarının onaylanmış aşılardan herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu. Avustralya'da da iki doz aşı yaptıranların oranı yüzde 80'lere ulaştığında ülke ve eyalet sınırlarının yeniden açılması planlanıyor. Kasım ayı başlarında bu hedefe ulaşması bekleniyor. Almanya'da sonbaharda vakalarda büyük bir artış görülmesinden korkuluyor. Robert Koch Enstitüsü aşılama oranının artmaması halinde tablonun ağırlaşacağı uyarısı yaptı. Aşılı kişilerin hastaneye yatırılması riskinin aşılanmamış kişilere göre 10 kat daha düşük olduğu bilgisi yinelendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Ekim'den itibaren yeşil geçiş kartı göstermek zorunlu olacak. Kafe, restoran ve eğlence mekanlarına girişte 16 yaş üzeri herkesin 2 doz aşı veya negatif test sonucu ibraz etmesi gerekiyor. Çin'den Hong Kong'a karantinasız seyahatler başladı. Negatif sonuçlu PCR testi sunanlar artık Hong Kong'a girişte zorunlu karantinaya alınmayacak. Uygulama ilk etapta günde bin kişiyle sınırlandırıldı. Important work, the wealth of nations. İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için 2023'ün sonuna kadar halk oylaması düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi. Sturgeon, bağımsızlığın gündeminin üst sıralarda yer aldığını ancak bu yıl parlamentoda referandum tasarısı tartışmalarının olmayacağını söyledi. Bölgesel Yönetim Başbakanı olası bir referandum kampanyası olması durumunda seçmenlere sunulacak çalışmaları yeniden başlatacağını söyledi. İskoç Parlamentosu Ocak 2020'de ikinci bir bağımsızlık referandumu lehine oy kullanmıştı. Ancak bağımsızlık referandumu yapılması için izin talebi İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından reddedilmişti. In <laughs> fact Johnson liderliğindeki muhafazakar partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması ise imkansız görünüyor. İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar %55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor. Fransa'da tahliye edilen evsiz ve göçmenlerin yüzlercesi bulundukları bölgenin zorla dışına çıkarıldı. 11'i de gözaltı merkezine götürüldü. Fransa'da göçmenlere yardım için kurulan kolektif rekuzisyon oluşumundan önemli açıklamalar geldi. Oluşum geçen hafta eylem düzenleyen ve çoğu göçmen olan evsizlerle ilgili iddialarda bulundu. Açıklamada Paris ve Ile de France valiliği önünde çadır kuran 1200'den fazla kişinin barınma vaadiyle cumartesi günü tahliye edildiği hatırlatıldı. Ancak evsiz ve göçmenlerden 670'inin zorla Ile de France bölgesinden çıkarıldığı aktarıldı. Fransız yetkililerin bu kişilere önceden bilgi vermediği ileri sürüldü. En az 11 kişinin de belgeleri bulunmadığı gerekçesiyle gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi. Oluşum başkent Paris'te Cuma günü gösteri düzenleme çağrısı yaptı. What was the reason for the fire? Yunanistan'da sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları cezalandırılacak. Atina, sığınmacılara yönelik sert tutumunu bu kez ülkede faaliyette olan sivil toplum kuruluşlarına yöneltti. Yunan sahil güvenlik botlarınca geri itilen sığınmacıların ölüme terk edilmesinin önünü açan yasa Yunan Meclisi'nde kabul edildi. Yasa, geri itmeleri ifşa eden ve sığınmacılara yardım eden sivil toplum kuruluşları ve üyelerini hedef alıyor. Buna göre bu kuruluşlar faaliyetlerini ancak Yunan liman birimlerinin talimatları ve yönlendirmeleriyle yürütebilecek. Bu maddeleri göz ardı eden STK'lar 6000 avroya kadar cezaya çarptırılacak. STK görevlileri ise bir yıla kadar hapis cezası almasının yanı sıra 500 ila 1000 avro para cezası ödeyecek. Yeni yasa Yunanistan resmi gazetesinde yayımlanınca yürürlüğe girecek. Yunan Göç ve İltica Bakanlığının meclise sunduğu yasa tasarısı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in tepkisine yol açmıştı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya Miatovic Ege'deki ihlallerin gözlemlenmesi ve hayat kurtarma çabalarına ağır darbe vuracak ifadelerini kullanmıştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise derin endişe duyduklarını açıklamış, Atina'nın bu girişimini eleştirmişti. Ya, adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kafkasya'da barış, işbirliği ve istikrar açıklamaları sıcaklığını korurken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan ilişkilerin normalleştirilmesi açıklaması geldi. Çörsin, jovum, karavar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan ziyareti öncesi kabinesini topladı. Hükümet yetkililerine hitap etti. Gündeminde Türkiye ile ilişkiler vardı. Hargeli Gorsenkerner, Biti Arzanagrem. Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkilerin normalleşmesi üzerine yaptığı açıklamaları kabine üyelerini hatırlattı. Bölgede barış ve istikrarın, Ermenistan hükümetinin de uzun vadeli stratejisi arasında olduğunu savundu. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle otoyol ve demiryolu bağlantılarının kurulma ihtimalini gördüklerini dile getirdi. Paşinyan, Moskova'nın da işbirliği için hazır olduğunu ifade etti kabine üyelerini bu doğrultuda çalışmaya çağırdı. Daha geniş çevrede sonuç elde etmek için görüşmelere hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaş sonrası bölge ülkeleri Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan'a altılı platform kurma çağrısı yapmıştı. Ulaşım ve lojistik altyapılarının oluşturulması sonrası sınırların açılmasıyla bölgede yeni bir istikrar ve ekonomik refah kurulabileceği belirtilmişti. Buyurun. buyurun. Rusya'nın Norilsk şehrindeki bir eğitim tatbikatı trajik bir şekilde sonlandı. Rus bakan ve bir kameraman hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeni Ziniçev, yüksek bir yerden tatbikatı takip ediyordu. Bakanlığın faaliyetlerini filme alan kameraman kayıp suya düşünce Ziniçev kameramanı kurtarmak için hamle yaptı. Dengesini koruyamayınca o da suya düştü. Başını kayaya çarptı. Kameraman olay yerinde hayatını kaybetti. Ziniçev ise helikopterle hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Olay sonrası bakanlık açıklama yaptı. Ziniçev, Arktik bölgesini acil durumlardan korumak için kurumlar arası tatbikatlar sırasında bir kişinin hayatını kurtarırken trajik bir şekilde görev başında öldü denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Zinichev'in ailesine başsağlığı diledi. Moskova'da bir caddeye Rus bakanın adının verileceği açıklandı. Bir dönem Putin'in güvenliğinden sorumlu istihbarat servisinin başında bulunan 55 yaşındaki Ziniçev 2018'den beri Rusya Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu. Güney Kıbrıs Rum yönetimi büyük bir skandala imza attı. Rum kesiminde okutulan İngilizce kitapta Atatürk'le ilgili bölüme sansür uygulamak için genelge yayımlandı. Bu adım büyük tepki topladı. Skandal Rum yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim öğretim yılı için yayımladığı genelgenin öğretmenlere e-postayla gönderilmesinin ardından ortaya çıktı. Genelgede İngilizce çalışma kitabının öğrencilere dağıtılmadan önce Büyük Liderler bölümünde yer verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması istendi. İngiltere'nin saygın yayın evlerinden birinin yayımladığı kitapta Atatürk Türkiye'nin en büyük kahramanı olarak nitelendiriliyor, liderlik becerisi övülüyor. Skandal talimata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetimini kınadı. Bütün dünya kabul etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ne kadar büyük bir komutan, ne kadar büyük bir lider ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu bütün dünya kabul etmişken bir Rum tarafında kitapta şu sayfada o fotoğrafı çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla kendilerini bir kez daha böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum. Skandal talimata Rum kesiminden de tepki vardı. Rum milletvekili Aristos Damiano, Eğitim Bakanlığındaki bazı parlak beyinler Atatürk'ü sanki yokmuş gibi silmeye karar verdi ifadesini kullandı. Rum Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da Rum Eğitim Bakanı'ndan izahat isteyeceklerini duyurdu. Endonezya'nın Banten bölgesindeki bir hapishanede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının bilançosu ağır oldu. But an fault is to be... Yangın nedeniyle 41 mahkum yaşamını yitirdi. 80 kişi de yaralandı. People... Yangın üzerine yüzlerce asker ve polis bölgeye sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. And it's focusing... Hapishanedeki yangının sebebi henüz bilinmiyor. Ülkede kapasitesinin üzerinde mahkumun tutulduğu hapishanelerde sıkça isyanlar ve firar olayları yaşanıyor. Başlarından yapışık doğdular. Ameliyatla ayrıldılar. İsrailli ikizler ameliyat sonrası ilk kez yüz yüze gelerek birbirlerini görme şansı buldu. Başlarından birbirine yapışık doğan bebekler bir yaşına geldiğinde dünyada nadir yapılan ameliyata alındı. Ameliyat öncesinde ise dünya çapında uzman doktorlar tarafından aylarca hazırlık yapıldı. Operasyon 12 saatten uzun sürdü. Beklenen başarı sağlandı. Yapışık ikizler ayrıldı. İkizler birbirleriyle ilk kez göz teması kurdu. Dünya genelinde sadece 20 kez gerçekleştirilen ameliyat, İsrail'de ilk kez yapıldı. Avrupa kıtası en sıcak yazını yaşadı. Akdeniz'de sıcaklık rekor seviyeye çıktı. Avrupa Birliği Kopernikus İklim Değişikliği Servisi bu yaza ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre bu sene Avrupa'da kayda geçen en sıcak yaz oldu. Haziran-Ağustos aylarında ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 1 santigrat derece üzerine çıktı. Ağustos 2017'nin Ağustos ayı ile birlikte en sıcak 3. ay olarak kayda geçti. Bu tarihlerde hava sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,3 derece üstünde seyretti. Bu yaz etkili olan sıcaklıklar uzun vadeli küresel ısınma sürecindeki son kilometre taşı olarak nitelendirildi. Avrupa kıtası genelinde sıcaklığın değişkenlik gösterdiği belirtildi. Sıcaklığın Akdeniz'de rekor seviyeye ulaştığı, kıtanın kuzeyinde ise ortalamanın altında kaldığı vurgulandı. Pekin medya ve internete yönelik düzenlemelere devam ediyor. Çin sosyal medyasında Güney Kore merkezli popüler müzik türü olan K-Pop'a yönelik kısıtlama geldi. Sosyal medya platformu Weibo 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak hayran sayfalarının aşırılığa kaçması gösterildi. K-pop sanatçıları Çin'de milyonlarca hayran kitlesine sahip, hayranların internette açtığı sosyal medya sayfalarının da milyonlarca takipçisi var. Bu sayfalar hızlı bir şekilde büyüyor. Pekin yönetiminin kapattığı sitelerden birinde ise yasa dışı şekilde para toplandığı duyuruldu. Hayranı oldukları ünlü isme doğum gününde sürpriz yapmak için takipçilerden para yardımı isteyen sayfa kapandı. K-pop sayfalarına yapılan düzenleme son dönemde Çin hükümeti tarafından uygulanan reform hareketinin bir parçası. Çin Siber Uzay İdaresi Haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosu temizleyeceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise televizyon yayıncılarından efemine tarza sahip erkek sunucuların ekranlara çıkarılmaması istendi. Çin Komünist Partisi'ni desteklemeyen isimlerin de ekranlardan boykot edilmesi talep edildi. Her yıl 15-19 Mart tarihleri arasında gerçekleşen, ancak geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Las Fallas Festivali bu yılda gecikmeli olarak yapıldı. Festivalde bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle maske kullanımı zorunlu tutuldu, ayrıca gece sokağa çıkma yasağı uygulandı. Geçmişi 18. yüzyıla dayanan festivalde Valencia sokakları adeta dev bir tiyatro sahnesine dönüştü. Festivalde marangoz ustaları ve sanatçılar tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan yüzlerce ahşap figür sergilendi. Bu yılki festival sağlık çalışanlarının anısına düzenlendi. Festival süresince düzenlenen konser ve havai fişek gösterileri nedeniyle yüzlerce cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Festivalin son gününde en beğenilen ikisi hariç devasa kuklaların hepsi ateşe verildi. Ateş Festivali olarak bilinen ve Valencia halkının baharı karşıladığı Las Fallas Festivali 2016 yılında UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesine eklenmişti.